Evliyaya kim bakarsa ten gözüyle serseri, bi basardır, canı yoktur, ölüdür, değil diri. Evliya candır, gerektir can gözüyle bakıla, zira ki canlı kişiler cana olur müşteri. Bugün burada önemli bir toplantı ve tarihe karşı vefa borcunu ödemek için buradayız. Saygıdeğer protokol, değerli başkanlarım, federasyon ve dernek başkanlarımız, hanımefendiler ve beyefendiler. Maalesef vefa İstanbul'da bir semtin adı olarak kaldı. Ahde vefa, bizi biz yapan ecdada vefa, tarihe vefa, şehitlere vefa, memlekete, devlete, millete vefa. Ve sizler vefalı insanlar olarak Karadeniz'in Mevlana'sı Yavuz Sultan Selim Han'ın hocası Kanuni Sultan Süleyman tarafından bizzat fermanla Gülbahar Hatun adına vakıf kurulan ve Karadeniz'e özetle Türk İslam medeniyetini taşıyan Giresun'un Yağlıdere ilçesi Tekke köyünde dergahı, Kulacık köyünde de türbesi bulunan Horasan Ereni, Allah dostu Abdullah Halife Hazretlerini anmaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Saygıdeğer protokol. Vefa deyince, tarihimize vefa, şehitlere vefa, onlar için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okumak üzere sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Hocamız Zülfü hocamızı davet ediyoruz. Buyurun hocam, Kur'an-ı Kerim'le programımızı açalım ve şehitlerimizin ruhunu şad etmiş olalım efendim.
Edelim sizlere. Gerçekten Milli Eğitimimiz Müdürümüz burada. İlk gelenlerden birisi. Biraz hafif geç kaldık ama hocam siz bir dakikalığına buraya alayım. Bir iki cümle görüşlerinizi alalım siz buradan gitmeden. Şöyle bir alalım siz. Sultan Selim Han'ın hocasından söz ediyoruz. Birkaç cümle söylerseniz. Teşekkür ederim. Sürpriz oldu bana da. Sayın Başkanım, saygıdeğer dernek başkanlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mustafa Başkanımız da böyle güzel bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Yönetimini tebrik ediyorum. Şimdi Anadolu'nun İslamlaşmasında bu tür insanların çok büyük katkıları var. Hacı Bayram Veli'den tutun, efendime söyleyeyim Hacı Bektaş Veli'ye kadar. Ben bunları, bu Hacı Abdullah Hazretlerini de Anadolu'nun mühürü olarak görüyorum. Biz Anadolu'nun mühürünü Anadolu'dan söktürmeyeceğiz. Anadolu'nun mühürünü arkadaşlarımız taşıyorlar. Ben de kendilerini kutluyorum. Eğer siz bu mühürü ülkenizden söktürürseniz başkaları gelir, ülkemize sahip çıkar. Ama biz ülkemizi başkalarına bırakmayacağız. Gençliğimizle bu bilgiyle, bu kültürle, bu akılla, bu izanla yetiştireceğiz. Onun sözünü burada veriyorum. Tabii çok söylenecek şey var ama bana da sürpriz oldu. Misafir olarak çok şey de söylememek lazım. Ama zannediyorum ki zaten burada yapılan programda çok şey söyleniyor. Zannediyorum ki burada yapılan programın yankısı bütün gençliğe yayılacak ve bunu da dediğim gibi bütün gençlerimize tanıtacağız ve Anadolu'da bu mühür biz olduğumuz müddetçe kalacak diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Abdullah Halife Hazretleri şimdi tanınmıyor. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden, şu an Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Haşim Karpuz Hoca, Profesör Doktor Naci Yüngür Hoca o günün Tercüman Gazetesi'nde bir haber okurlar. Yaldere Tekke Köyü'nde, Camiyanı Tekke Köyü'nde Abdullah Halife Hazretlerinden bahsetmekte. Türbenin, zaviyenin perişan olduğundan bahsetmekte. Yol yok ve o kış kıyamette yola çıkarlar. Muhtar İsmail Önal değil mi? Rahmetle, hayırla yad ediyoruz, bulurlar. O fitilli gaz lambasının, cam lambanın altında o vakıf belgeleri ortaya çıkar. Ve genç bir hocadır Haşim Karpuz Hoca. Naci Yüngür bugün ebediyete intikal etti. Rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Şu anda o masalardaki bu broşür derneğimiz tarafından basıldı. Mutlaka bunu saklayın. Haşim Hoca 40 yıl sonra onları, o hatıraları bunda nakletti. Bunu bir hatıra olarak saklayıp ve çalışma böyle başlatılır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü dergisi çok geniş konuya yer verir. Devlet gündemine gelir ama aradan asırlar geçmesi lazım. Daha yeni orası koruma altına alınır. Derneğimiz, derneklerimizin çalışması, yetkililerimizin çalışması ve Giresun Valiliği'nin ilgisiyle şu an oralar koruma altındadır. Devletimiz oraya sahip çıkmıştır. Emeği geçenlere minnet ve şükran borcumuz var. Belki gidememiş olanlarımız vardır içinde. Sizleri bir saatlik belgeselin sadece 10 dakikalık bölümü yine derneğimizin öncülüğünde yapılmıştı. Kimdir Abdullah Halife? Oralara bir gidelim başkanım, bir izleyelim. Evliyaya kim bakarsa ten gözüyle serseri, bir basardır, canı yoktur, ölüdür, değil diri. Evliya candır, gerektir can gözüyle bakıla, zira ki canlı kişiler cana olur müşteri. Eshab-ı Kiram efendilerimizin Turan illerinde yoğurduğu Türkler, önce kendileri yaşarlar Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını. Birbirinden muhteşem zirveler yetişir. Dini ilimlerde en büyük otoriteler, Fahreddin Razi, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Buhari, Müslim, Nesai,
Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace, Molla Camii, Bahaeddin Buhari, Yusuf-i Hemedani, Ahmet Yesevi, Abdülhalik Gonçdüvani, Ubeydullah-i Ahrar, Muhammed Semmasi, Aziz Nesefi, Semerkandi Hazretleri ve on binlercesi rahmetullahi aleyhim ecmain dini ilimlerde otoritedirler. Ancak fen bilimlerinde de üstattırlar. Pek çoğu tıpta, astronomide, anatomide, matematik ve kimyada yaşadıkları dönemin bir taneleriydiler. İçlerinden yüzlercesi manevi işaretlerle batıya doğru harekete geçerler. Amaç yine aynıdır. Allahü Teala'nın dinini diğer insanlara anlatmaktır. Gazi derviş olarak yüzlerce gönül sultanı girer Anadolu'ya. Her biri değişik bir noktayı mesken tutar kendine. İslamiyeti dille anlatmazlar, yaşarlar. Resulullah aleyhisselamın ahlakıyla tanışan yöre insanı koşar İslam'a. Kılıç sallamadan, ok atmadan yapılan bir fetihtir bu. Dönemin zalimleri, dünyanın ellerinden kayıp gittiğini görünce, yer götürmez ordularla saldırırlar ama nafiledir. Zira gazi dervişler toprak değil, gönülleri fethetmişlerdir. Bunlar genelde yerleşim olarak sarp iki dağın arasına, yol kesicilerin, eşkıyaların olabileceği yerlere postlarını sererlerdi. Böylelikle seyahat ve ticaret güvenliği de sağlanmış oluyordu. Mesela hikayesini anlatacağımız Giresun'daki Hacı Abdullah Halife Zaviyesi, dağlık iki vadi arasında kurulmuştur. Gazi dervişlerin yerleştiği bölgelerden biri de Karadeniz kıyılarıdır. Burası dönemin ticaret merkezlerindendir. Tabiatı ve insanları serttir. Osmanlı bu sebeple tahta geçecek şehzadelerinin bazılarını bu iklimde yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de Yavuz Sultan Selim Han'dır. Koca Yavuz'un yetişmesinde pek çok alim ve velinin katkıları olmuştur. Bunlardan birisi de Abdullah Halife Hazretleri isimli bir gönül ehlidir. Yavuz'u geleceğe hazırlayanlardandır. Yöre insanının belleklerinde derin iz bırakan bu zirve şahsiyetin adı unutulmasın, hizmetleri devam etsin diye adına vakıf da kurulmuş. Dülkadiroğlu, Alaüddevle'nin kızı Cennet Mekan Gülbahar Hatun tarafından Giresun Yağlıdere'de kurulan vakıf asırlarca hizmet vermiş. Gülbahar Hatun, oğlunu yetiştiren hocaların kıymetini bilir. Bunlardan Abdullah Halife Hazretleri adına vakıf kurarak herkesin faydalanmasını ister. Bir hanım sultanın bu kadar kolladığı ve yöre insanının ruhunda bu kadar müsbet iz bırakan Abdullah Halife rahmetullahi aleyh kimdir? Ataları Şebin Karahisar, Alucra taraflarından Çakrak Yaylası üzerinden bu bölgeye gelmiş. Babasının adı Kasım Halife'dir. Tekkeköy'le Tuğlacık köyünde zaviyeyi kurup yerleşmiş. Trabzon'da 1489-1512 yılları arasında valilik yapan Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim'in de hocalığını yapmış. Yavuz Sultan Selim Han'ın ruhuna İslam'ın güzel ahlakını nakşetmiş. Rivayet odur ki bazen Tekkeköy'den Trabzon'a Selim Han'a ders vermeye gidermiş. Köye dönerken yanına yol azığı olarak aldığı ekmeğin tekke köyüne vardığında hala sıcaklığını muhafaza etmesi dikkat çekermiş. Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin kurmuş olduğu zaviyeye çevre köylerden okumak için her yaştan talebe gelirmiş. Hacı Abdullah Efendi Hazretleri adına kurulan vakfın amacını, kurallarını ve hizmetlerini vakfiye belgelerinde görebiliyoruz. Vakfiyenin esas kısmındaki metinde kullanılan üslup çok güzeldir. Soğuk ve resmi bir yazışma değil de sanki bir dost sohbeti kaleme alınmıştır.
günümüz Türkçesini okurken bile o iyi insanların ruh güzelliğine hayran oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun peygamberi Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. Maksadı açık, dinin hükümlerine uygun olan bu vakfiye, Hakanların en büyüğü, bütün ümmetin tek yetkilisi, Anadolu ve Acem diyarının sultanı, saltanat dizginlerini kavrayan, nice büyük olanlara galip gelerek burunlarını yere sürten, büyük sultanların güzel huylarına, meziyetlerine sahip, yöneticilik kabiliyetini veraseten taşıyan, kendisine itaat eden şehir ve beldeleri ihsana boğan, kendisine karşı çıkan fitnecileri ve yalancıları kahreden, doğuların sultanı, batıların hakanı, buraların hakimi, yeryüzündeki bütün mazlumların sığınağı, Allahü Teala'nın kudretinin yeryüzündeki gölgesi, Sultanoğlu Sultan'ın itibar ve makamı daim olsun. Kıyamet gününe kadar şevketini sürdürsün. Allahü Teala onun saltanatını bereketli kılsın. Onun adalet ve ihsanını her yere yaysın. Bu ferman, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın babaannesine ait tekkeyle ilgilidir. İlahi mağfirete nail olan Sultan Selim Han, Rabbimizin sevabını isteyerek ve o gün ki ne mal ne evlat fayda verir, ancak iyi bir yürekle Allahü Teala'ya yönelmek fayda verir buyurulan ahiret gününde elemli cezalardan kaçınmak için rahmetli Hacı Halife'nin yaptırmış olduğu zaviyeyi vakfa dönüştürmüştür. Burada gelip gidenlere yemek yedirilecek. Büyüklere, küçüklere ve çevreye aynı derecede itibar ve riayet gösterilecektir. Gerek doğuda ve gerekse batıda buna ters durumlar içine girilmeyecektir. Sultan olsun, vezir olsun, kadı olsun, emir olsun, rütbeli veya rütbesiz olsun, saraylı olsun, tımar erbabından olsun, iyi adam olsun, kötü adam olsun, hiçbir kimse bu vakfı başkalaştıramaz, değiştiremez, bozamaz, çalışmaktan alıkoyamaz veya bunlara benzer beğenilmeyecek herhangi bir işlemle vakfa müdahale edemez. Her kim vakfı ortadan kaldırmak veya zarar vermek suretiyle müdahale ederse, Yüce Allah hesap gününde onu affetmez ve çeşit çeşit büyük azaplarla onu cezalandırır. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Metnin devamında son olarak şahitler kısmı gelir ki, burada dönem sadrazamının ikinci, üçüncü ve dördüncü vezirlerin mühürleri bulunuyor. Miladi 1873 tarihli salnamede Hacı Abdullah Halife Hazretleri ve vakfiyesi ile ilgili şu bilgiler vardır. Tirebolu kasabasına 12 saat mesafede Tekke köyünde Hicri 950, Miladi 1543 senesinde vefat eden Şeyh Hacı Abdullah Halife Hazretleri metfundur. Sağ olsunlar, yöre insanları kendilerini insanlara vakfeden Abdullah Halife Hazretlerini unutmamışlar. Onu tekrar hatırlamak güzel bir vefa örneği. Ancak asıl yapılması gereken onun ahlakını insanlara anlatmaktır. Onun ahlakıyla ahlaklanmak gerekir. Böyle yaparsak hakkını ödemiş oluruz. Medeniyetleri, milletleri bünyesinde eritip yok eden Anadolu, bu gönül dostlarına teslim olmuş İslam'la şereflenmiştir. Osmanlı coğrafyasının her tarafında on binlerce Abdullah Halife ayrım yapmadan yol göstermiş insanlara. Kurulan binlerce vakıf ayrım yapmadan hizmet etmiş İbadullah'a. Vakıf kurumuna ve Abdullah Halifelere rahmetullahi aleyhim ecmain
günümüzde o kadar ihtiyaç vardır ki. Bu vakfın çok güzel çalışmasını değerli başkanımız hazırlamış. Onu size takdim etsinler. Hem de bir duygu ve düşüncelerimizi de alalım alkışlarımızla. AK Parti ilçe başkanımızı buraya alıyoruz. Değerli dernek başkanımızı da yanımıza alalım. Ayrıca il başkan yardımcımız da burada. Onu da bir alkışlarla alalım il başkan yardımcımızı. O belediyenin kendisi takdim etsin. Onu da duygularınızı alalım. Sizler Trabzon'dan değil mi başkanım? Öyle mi? O zaman söz hakkı sizin. İlçe başkanı olarak değil de bir Trabzonlu Yavuz Sultan Selim Han'ın valilik yaptığı bir yerin başkan olarak duygularınızı alalım efendim. Çok saygıdeğer Giresun ilimizin, Yaldere ilçemizin, Tekke köyümüzün sakinleri, Topal Osman'ın torunları, iyi insanlar, Hacı Abdullah Halife Hazretlerinin manevi ikliminden faydalanmış gönüllü insanları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün hem Hacı Abdullah Halife'yi hem de şehitlerimizi anlıyorsunuz. Bir köy derneğinin vakfının düzenlemiş olduğu gerçekten bana göre ulusal bir program. Bundan dolayı da tekrar dernek başkanımızı ve bunun programın içini dolduran İsmail abimizi de tekrar saygıyla selamlıyorum. Az önce yine bir mevlid programından geldik, şehit programımızdan. Gebze'nin şehidi, İlker şehidimizin programından geldik. Cuma günü de Hatay'ın Hassa ilçesi Afrin sınırından geldik. Hassa'ya Süleyman Şah namazgahı adı altında Darıca Belediye'mizin yaptırmış olduğu bir namazgahın açılışını gerçekleştirdik. Cuma namazıyla birlikte. Bir tarafta Amanos Dağları, diğer tarafta Kurt Dağları'nın birleştiği bir vadideydi bu. Birlikte Cuma namazını kıldık. Arkasından dağlardan akın akın inen askerlerimizi gördük. Orada sızmalara karşı, düşmana karşı hazır vaziyette bekliyorlar, nöbet tutuyorlar o insanlar, askerlerimiz. Yaklaştık, kucaklaştık. Kucaklaşırken biz terliyiz, sizi rahatsız etmeyelim dediler. Bunlar böyle insanlar. Sizler böyle insanlarsınız. Ne demek savaşta kartal onlar? Ama barışta da gönül insanı. İşte bu Anadolu nöbetçileri, bekçileri olan Hacı Abdullahlar gibi insanların yetiştirdiği evlatlar bunlar. Her birini ben tekrar huzurlarınızda gerek bu evliyaların şahslarında gerekse şehitlerimizin huzurlarında her birini rahmetle anıyorum. Her birinin sayesinde bugün biz ayaktayız diyorum. Programınız bereketli olsun. Hayırlı günler diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, değerli ilçe başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşulması gereken, söylenmesi gerekenler asırlar önce söylenmiş zaten. Bugün bize onları dinlemek düşer payımıza. Bu nedenle bu programı düzenleyen Sayın Dernek Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Bugünün karında buraya gelmek olarak görüyorum kendi şahsım adına. Özellikle Mustafa Başkanım'ı da tebrik ediyorum. Bu programı, böyle bir programı İsmail abi gibi bir üstadla yapmak gerçekten çok akıllıca bir düşünce. Benim için ben buraya geldiğimde bunu çok iyi biliyorum. Bu sebeple Dernek Başkanımıza ve yönetimine böyle bir program için yaptıkları için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Giresun Yaldere Tekke Köyü'nden Yavuz Sultan Selim Han hocası Abdullah Halife Hazretleri'ni yüksek lisans tezi olarak aldı. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansını bu konuda 4 yıl eğitim ve araştırma yaparak tamamladı. Ben o önemli ismi Harun
Bostancı hocamı davet ediyorum. Rihan hocam buyurun. Ben hızlıca sunumumu kızaltarak sizleri de sıkmadan anlatmak istiyorum. Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin kurmuş olduğu bir vakıftan bahsediyoruz. Hacı Abdullah Halife Hazretleri kimdir? Ne zaman yaşamıştır? Faaliyetleri nelerdir? Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin asıl ismi 1486 yılındaki Tapu Tahrir defterine göre Abdullah'tır. Babasının ismi Kasım Halife'dir. Köydeki camiyi, türbeni, değirmeni, imarethaneyi kuran asıl dede Hacı Abdullah Halife'dir. Çünkü 1486'da caminin ismi Hacı Abdullah Halife Hazretleri camisidir, vakfıdır. 1486'da ki ifadelerde biraz sonra gelecek, vakfı tekke-i Kasım Halife, veledi Hacı Abdullah Halife diyor. O zaman Hacı Abdullah Halife Hazretleri, bugün burada andığımız torun Hacı Abdullah Halife Hazretleri çocuktur. Babası tekkede Şeyh Kasım Halife'dir. Hacı Abdullah Halife Vakfı'na bağlı köyleri görüyoruz. Vakfın merkezi olan Tekke Köyü, Tuğlacı Köyü, Hisarcı Köyü, Çağlayan Köyü, diğer bir ismi tarihte Gebe Kilisedir, Yarımca Kilisedir. Ve Tohumluk Köyü, Kozbükü, buralar Hacı Abdullah Halife Vakfı'na gelir sağlayan köylerdir. Hacı Abdullah Halife Vakfı'ndan günümüze intikal eden caminin restorasyon önceki resmini görüyoruz. Bir de restorasyondan sonraki şeklini görüyoruz. Ta başlangıçtan şu ana kadar emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Günümüzde maalesef vakıflar gasp edilmiş, yıkılmış, şöyle olmuş, böyle olmuşken burada bir tarih ihya edildi. Vakıf aslına kavuştu. Bu yüzden sizleri, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak razı olsun. Caminin görünüşünü görüyoruz akşam. Cami kapısı türü Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin türbesinde olduğu gibi insanların çenesine geliyor. Allah'ın huzuruna girerken tüm dünyanın debdebesini, şaşasını geride bırakıp aciz bir kul olarak Allah'ın huzuruna girmek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa insan kafasını gözünü o duvara çarpıyor. Caminin önce boyalarını kök boyalarla görüyoruz. Burada ters duran Tuğba ağacının cennetin 8 kapısını görüyoruz. Kök boyalarla yapılmış. Osmanlı'nın 18. 19. yüzyıla ait bir görüntüleri görüyoruz. Çünkü iki tarafta da mihrapta sarkaçlı saat görüyoruz. Bu da caminin içinin restorasyondan sonraki hali. Gitmeyenler varsa mutlaka görmesini, burada huşu ile bir iki rekat namaz kılmasını kesinlikle tavsiye ederim. Caminin iç görünüşünü görüyoruz. Buralar dökülüyordu. İyi niyetli bazı tadilatlar vardı. Ama şu an cami aslına kavuştu. İbadet edecek nesiller bekliyor. Sizlerin çocuklarını ve torunlarını bekliyor. Yoksa burası açık hava müzesi değil. Buraların namazla, ibadetle, ezan sesiyle inlemesi, buraların aslına kavuşması gerekiyor. Hacı Abdullah Halife Hazretleri'nin hanesi dışarıdan koruma altına alındı. Hane ocak, işte İstiklal Marşı'nda geçen yurdumun üstünde tüten en son ocak diye geçen o ocağın tütmesi Hacı Abdullah Halife ve Hazretleri ve oğulları, torunları yüzyıllardır bu ateşi söndürmediler. Yıl 2018, siz de bu ocağı burada bu programı yapmakla söndürmüyorsunuz. Bu ocak inşallah kıyamet sabahına kadar sönmeyecek, tütecek. İçerideki asıl orijinali budur. Çivi kullanamadan birbirine geçme sistemiyle yapılmıştır kendi hanesi. Burası imarethane aşevi, fermanların gönderildiği, yüzyıllar boyunca insanlara yedirip içirildiği, işte o tarihi İpek yolu üzerindeki Karadeniz Kervansarayı diyelim. Bu binanın ilk fırsatta inşallah restorasyonu yapılıp gelecek nesillere aktarılmalı. Şu an en sıkıntılı olup yıkılmak üzere olan binadır. İnşallah en kısa sürede bu binanın onarılmasını temenni ediyoruz. Osmanlı ecdadımız yüzyıllar boyunca kılıç ehlinden önce bir yeri fethetmeden önce oraya Hacı Abdullah Halife Hazretleri gibi ruh ve gönül dünyasına ait erleri göndermiş, oraları manen fethetmiştir. Dolayısıyla
Türklerin İslamiyet'e girmesi dahil Anadolu'nun Türk İslam yurdu olmasında Hacı Abdullah Halife Hazretleri ve gönül erenlerin etkisi büyüktür. Biraz kulaklarımızın pası silinsin ve şehitleri anma dedik. Bir Çanakkale şehitleri, tüm şehitlere ithaf edilen naatımız var ve bu naatı ilahiyi Gebze'nin Sembol Camisi, Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibimiz Mehmet Güneş değil mi efendim? Mehmet Hocam, siz mi? Mikrofon sizin adı. Biraz kulaklarımızın pasını silin, şehitlerimizi hayırla yad edelim.
taşacak mısın her an? Sana gelmez bu okullar, seni almaz bu cihan. Ey şehit oğlu şehit, ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana var burada. Federasyon başkanımız da var. Federasyon başkanımızı buraya alalım. Duygularını da alalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz diyorum. Ben Odurgu'ya gittim 10 sene önce İsmail Bey. 10 sene önce gittim. Ama gitmeyen arkadaşlarımın da gitmesini istiyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu arada bu organizasyonu yapan Sayın Başkanım ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Federasyon Başkanımıza. Ben kısaca okuyorum. Kocaeli Giresunlar Derneği Federasyon Başkanımız Olgun Bey. Olgun Başkanım hoş geldiniz. Yardımcı Oğuz Bey Derneği Başkanı selam ede herhalde ayrıldılar. Başkanım Ulu hoş geldiniz. Alıcı Karaböller Derneği Aslan İnek, Aslan Başkanım burada değil mi? O da zannedersem gitti. Başkanım hoş geldiniz. Keşap Karaböller Derneği Ayhan Ceylan aramızdaydı. O da işinden dolayı ayrıldı herhalde. Yaldıra Koçluköy Dernek Başkanımız Kasım Oğlu aramızdaydı. Gebze Eskiye Çepli Köy Dernek Başkanı Aydın Kömürcü aramızda. AK Parti Hürriyet Mahallesi Başkanımız Cemil Kalyoncu Bey aramızda. AK Parti geçmiş dönem milletvekili adayımız Yalçın Coşkun aramızdaydı. Ayrıldılar kendileri. Ulus Mahalle Başkanımız Aslan Yılmaz aramızda. Gelce Belediye Meclisi'yemiz Musa Çınar aramızdaydı. Ayrıldılar. Şemil Karasal'a Derek Başkanımız İlhan Altman Bey aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Gidip yönetimimizden sevgili İzzet abimiz burada. İzzet abi hoş geldiniz. AK Parti Melikbağ Mahalle Başkanımız Şaban Yardım aramızdaydı. O da ayrıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürümüz Hüseyin Bey aramızdaydı. O da işlerinden dolayı ayrıldı. Belediye Başkanımız Engin Güzel aramızdan ayrıldı. Sevgili Başkanım, sevgili İsmail abicim, yani şu anki okuduklarım bu kadar. Başkanım özel de hastası varmış, gelemedi. Biz de telefon açıp gelemeyen başkanlarımız var. Yaldır ederek başkanımız özel kahveci hastası varmış herhalde. Evet. Aslında evet. Hastasının ziyaretek konuda katılamadılar. Kendine teşekkür ediyorum. Gerçekten zor organizasyonlar ama böyle dernek başkanları sizleri seviyor. Abdullah Halif Hazretleri'nin yüksek lisans tezi olmasında Harun Bostancı Bey ile birlikte çalışan bir hocamız. Hoş geldiniz. Duygu ve düşünceleriniz, selamlama konuşmanız. Dünyada hızlı değişim ve dönüşümün olduğu 3. bin yılda haritaların yenilendiği ve yiğidin düştüğü yerden kalkmasının ayak seslerini duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Biz şimdi 700 yıl önce, 500 yıl önce, yıllar önce olan insanların bir anma
merasiminde buradayız. Maziye gittik, hale geldik, geleceğe yönelik bir adımımız var. Mesele, fani hayatı nasıl baki bir hayat haline getireceğiz? İşte şehitler ölmez sözleriyle ruhumuz coştu. Şehit neden ölmüyor? En değerli şeyini, canını vatan için, Allah için, ilahi kelimetullah dediğimiz Allah'ın isminin bütün insanlığa erişmesi ve erişmesinin karşısında duran insanların karşısında savaştığı için ve can verdiği için şehitler ölmüyor. Hacı Abdullah Halife Hazretleri Karadeniz'in İslam toprakları haline gelmesi ve bunun devamlılığı ki Yavuz Sultan Selim Han cennet mekanı atıfta bulunuyoruz. Trabzon biliyorsunuz ve o havale onun valilik yaptığı, şehzadelik yaptığı işte Mısır'ın fethini, Ridaniye savaşlarının projesini gerçekleştirdiği yerler ve mekanlar. Okunan ayet-i kerimeler aslında ki ilk insan, ilk peygamberden günümüze kadar gelen ilahi rehberlik devam ediyor. Biz bu rehberliğin neresindeyiz? Kitabımızı okuyabiliyor muyuz? Hayatımıza taşıyabiliyor muyuz? Çocuklarıyla beraber gelen anneleri de tebrik ediyorum. O çocukların ruh dünyasında bir iz bırakıyorsunuz aslında bugün. Onlarda tohumlanan bu hakikat kıvılcımları geleceğe çok daha parlak olarak ulaşacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Buradan geldim yeni. Hem düşüncelerinizi hem de bir plaketi takdim edin hediye. Kıymetli hocam, çok değerli araştırmacı İsmail Kahraman Bey. Kıymetli davetliler, çok kıymetli hemşehrilerim. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Efendim ben başta dernek başkanımız Mustafa Önal Bey'i yönetimini, geçmiş dernek başkanı ve yönetimlerini tebrik ediyorum. Hasreten uzun zamandan beri Abdullah Halife Hazretleri almayı ve bu toplumu mal etmeyi bilinçli bir şekilde sürdürüyorlar. Efendim ben de Giresun'un Şebin Karahisar ilçesindeyim. Şimdi aynı dönemde muhtemelen Çağdaş İsmail Bey, Süleyman Şeyh var, Şeyh diyelim ona. Hasan Şeyh, yedi kardeşler benzer tarihlerde. Yine o bölgenin İslamlaşmasına, Müslümanlaşmasına çok önemli katkılar olmuş. Hasreten kıymetli hocalarımızdan, yeni araştırmacı yazarımız var. Bir doktor arkadaşımız vardı. Onlardan özellikle istirham ediyorum, mümkün müdür? Tabii kocaman bir mazimiz var. Hocam son derece veciz bir şekilde anlattı. Biz onlarla kimliğimizi bulduk, bugünlere geldik. Bunları yad ederek gelecek nesile aktarmamız icap ediyor. Ben bu güzel etkinlik için hepinize katılmanızdan, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki uzaklardan geldi. En son sözü ona vereceğim. Sonra da diğer arkadaşlar artık organizasyonu idare edecekler. Birinci Cihan Harbi, Çanakkale şehidi. Oraları anlamadan Afrin'i ve bugün ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlamak mümkün değil. Ben tekrar dernek başkanım önemli bir ismi anıs etmek üzere buraya davet etti. Kuvvetli alkışla onu sahneye alalım. Hasan Kulan Bey. Sayın Bekir hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hasan Bey mutlaka bir duygu düşüncelerini, konuşmalarını almak isteriz. Ve İstanbul'dan geldiler. Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Buyurun. Değerli İsmail abime teşekkürlerimi sunuyorum. O da yıllardır bu tarihimizi, değerlerimizi toplumumuza aktarmak için mücadele veriyor. Saygıdeğer İl Başkan Yardımcımız, kıymetli Federasyon Başkanımız, değerli Dernek Başkanımız, Muhtarımız, hocalarımız, saygıdeğer hemşerilerim, tekke görürler,
kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, basınımızın gücüyle temsilcileri, öncelikle hepinizi en kalbi muhabbetlerimle, selamların en güzel olan Yüce Rabbimizin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evvelen geleneksel hale gelmiş Hacı Abdullah Halife başta olmak üzere bütün ecdadımızı, şühedamızı anma törenlerinden dolayı ısrarla, inatla, büyük bir çaba ve özveriyle bu kıymetli programları takip eden, tertip eden Tekkeköy Derneğimizi, onun kıymetli yöneticilerini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Aranızda bulunmaktan çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii başta dernek başkanımız, rahmeti rahmana uğurladığımız Mehmet kardeşimiz, yol arkadaşımız olmak üzere bu dernek kuruluşundan bugüne emek veren, hizmet veren ve daha sonra rahmeti rahmana ulaşan bütün kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu köyden, şu anda salonda bizi dinleyenlerden, ahirete irtihal edenlere rahmet ve rahman, rahmetle anıyorum. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden bütün şehidamızı, gazilerimizi, bütün ecdadımızı, kahraman yiğitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Hani eskiler derler ki, sev seni seveni hak ile yeksan olsa, sevme seni sevmeyeni Mısır'a sultan olsa. Biz hemşehrilerimizi seviyoruz, sevildiğimizi de biliyoruz. Ondan dolayı da nerede bir davet olsa icabet etmeye çalışıyoruz. Malum İstanbul milletvekiliyiz. İstanbul'un sınırı biraz ileride bitiyor. Buranın milletvekili değilim ama aynı zamanda Giresunların milletvekili de olduğumu biliyorum. İşte bizim de memleketimizi baktığımız zaman Karadeniz'i, Karadeniz'in incisi olan Giresun'u, Giresun'un içerisindeki değerlerimiz var. Bunlar 1300'lü, 1200'lü, 1400'lü yıllarda gelmişler Horasan erenlerimiz. Oraları Müslüman Türk evladının yurdu yapmışlar. Daha ordularımız, Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin orduları gidip bölgeyi fethetmeden önce onlar insanların gönlünü fethetmiş, gelmiş oralara bize vatan kılmış. Onlara borcumuz var, onlara minnet borcumuz var. Onlara dua etmek, her namazdan sonra anmak, onları hayırla yad etmek zorundayız. Eğer onlar oraya gelip gönülleri fethetmese ve bizim nesillerimizi devam ettirmeseydi belki bugün biz ismi başka, cismi başka varlıklar olurdu. Dolayısıyla kökümüzü unutmadan ileriye doğru yürüyeceğiz. Yahya Kemal merhum der ki biz kökleri mazide olan atiyiz. Biz kökümüz mazide ama geleceğe yürüyoruz. Kollarımız ileriye doğru gidiyor. Kökünü unutanların geleceği unutmaz. O yüzden bu organizasyonlar çok önemli. Hacı Abdullah Halife bunlardan bir tanesi. Gelmiş sadece kendi etrafına ışık sunmamış. Aynı zamanda o bölgenin ve o dönemin devlet adamları başta olmak üzere birçok insanın yetişmesine vesile olmuş. Ve bu insanın ziyaretgahı, ihalesi, evi sizin köyünüzde olmuş. Ne büyük şeref. Rabbimizin bize şehitlere lütfettiği, onların hayatında lütfettiği şehadet duygusunu bizlere de lütfetmesini niyaz ediyorum. Bu duygularla şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyorum. Allah şehitlerin yolundan gidenlerden eylesin bizleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dernek Başkanımızın Abdullah Halife Hazretleri Vakfiyesi'nin kanuninin vakfının Türkçesini ve Arapçasını takdim ediyoruz değerli vekilimize alkışlarımızla. Allah razı olsun. Evet. Bayram günü çalsın hep sazlar.
durmasın hiç güm güm vursun davullar. Söklesin diller coşsun gönüller. Tüm gündüz okunsun oynasın eller. Söklesin diller coşsun gönüller. Tüm gündüz okunsun oynasın eller. Türkiye, yârim benim Türkiye, canım benim Türkiye, kanım benim sevdalımsın Türkiye. Türkiye, yârim benim Türkiye, canım benim Türkiye, kanım benim sevdalımsın Türkiye. Bayram günü çalsın hep sazlar. Durmasın hiç güm güm vursun davullar. Bugün bayram günü çalsın hep sazlar. Durmasın hiç güm güm vursun davullar. Söylesin diller coşsun gönüller. Türkümüz okunsun oynasın eller. Söylesin diller Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam. Love.
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي إلهي يا ربي لطفن ده كرمن لا أكترمش olduğun Kur'an-ı Kerim hatimlerinden salavat-ı şerife istiğfar-ı şerife hatimlerinden okunan ilahilerden kasidelerden ve aşı şeriflerden hasıl olan ecir ve mensubatı evvelen bizzat hac-ı kainat hakkında levlak levlak لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكِ وَشَانِنْدَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyurduğun. Ya Rabbi yine hasıl olan sevap isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizlere de bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyacak yok mu deyip bekleşen, bekleşip de ağlaşan müminin ve müminatın da ruhlarını hediyeledik haberdar eyle. Ya Rabbi yine hasıl olan ecir ve mensubatı aziz şehitlerimizin ruhlarını hediyeledik haberdar eyle. Bizleri şefaatlerine nail eyle. Ya Rabbi yine hasıl olan ecir ve sevabı uzaktan yakından buraya teşrif edip dualarımıza amin diyen bir cümle müminin ve müminatın da ruhlarını hediyeledik haberdar eyle. Ya Rabbi buraya toplanmamıza vesile olan, bu programı icra etmemize vesile olan Hacı Abdullah Halife dedemizin ruhunu hediyeledik haberdar eyle. Kendilerinin şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı, milletimizi her türlü görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden muhafaza eyle. Dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle. Ya Rabbi dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta yapılıp kabul olunan dualar zümresine ilhak eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline ve'l-Ahirin. Ve selamun ala cemii'il enbiya'i ve'l-mursalin. Ve ala melâiketikel mugarrabin. Ve ala ibadikes-salihin. Ve ala ehli ta'atike ecma'in. وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاحْشُرْنَا مَعَهُمْ بِمَغْفِرَتِكَ وَبِرَحْمَتِكَ وَبِفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Geçmişlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhu için, Hacı Abdullah Halife Hazretlerinin ruhu için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha.